geliyor. Hocam sesimiz geliyor mu acaba? Alo. Alo Rıza hocam, yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Teşekkür. İlk yarısını iyi oynadığınız bir karşılaşmaydı. 18'de gol geldi. Devre arasına, soyunma odasına girerken kırmızı kart 10 kişi. İkinci yarıda tabii sizin akınlarınız sırasında kontrataklar ve kalenizde 2 gol daha. Mücadeleye dair değerlendirmenizi de, basın toplantısını da izledik. Tabii herkesin konuştuğu konu soyunma odasına giderken çıkan Ya. kırmızı kart pozisyonu. Hakan'ın gördüğü 2 sarı kart. Neler söyleyeceksiniz o pozisyon için? Ya şimdi şöyle, bir kere maç gayet iyi gidiyordu. Hiçbir sıkıntı yoktu. Bizim ataklarımız vardı. Zaten kafadan golü kaçıran bizdik. Bomboş McGregor'in kaçırdığı pozisyon. Ve çok güzel bir maç olacaktı. Ta ki o gol olduktan sonra. Ve sonra etkiden sonra 10 kişi kalınca tabii ki bu sıkıntılı bir durum oldu. Beşiktaş'a karşı oynuyorsunuz ama biz yine de hücumu düşündük. Bütün forvetlerimizi oyuna aldık. Maalesef istediğimiz şeyler olmadı ama gereken şeyler var. Hani Hakan'ın yaptığı şey yediğimiz goller. Özellikle onları da mikrofondan konuş. Hocam herhalde sesiniz sağlıklı bir şekilde yayına gelmiyor. Arkadaşlarımız onu bir kez daha düzenlesinler. Ya kolay değil. Soyunma odasına giderken hocanın kafasında mutlaka yeni bir oyun planı şekillenmişken 11'e 11 bir oyunu tasarlıyorsunuz doğal olarak. İşte yayına gelirken 3 kişi 3 konuğum var bugün derken Mehmet Ayan yolda kayboluyor. Ben niye kayboluyorum? Feyyaz Hoca ile birlikte bir yayın yapıyoruz. O da zor. Sen 3 kişi, için Allah kişi beklerken Mehmet Ayan 4. gelir, merak etme sen. Eksilmez hiçbir zaman. O zaman ben de sana dönüp dedim ki 3 İş tane... alakası konusunda Mehmet'i tek geçerim kardeşim. O da... Ben de sana o zaman... Hiçbir işine geç kalmaz, zamanında gelir. Hesabı yani kitabı iyidir. Mehmet Ayan'ın süper egosu demek istedi. 2 kişi gelir derken... Hiç alakası yok da. Öyle ben de o zaman dönüp sana dedim ki 3 tane konuyu idare edemiyorsun. Estağfurullah. Tutamıyorsun dedim ya. Kolay değil. Feyyaz abi bu arada ya vallahi terletiyorsun. Yapma canım etme, gözünü seveyim kardeşim. Canım abim ya. Ya bir de Feyyaz Uçar'la program yapma şerefinden nail olmuşuz. O şeref bir bana de adam ait. Dönüyor bir de övgüde bulunuyor, kalkıp giderim. Türkiye'nin en büyük radyocularının birinin yanında oturuyorum şu anda. Eskiden çocuk tiyatrosu oynayanlarla değil. Gerçek radyocularla. Akşam bir yere mi gideceksin çünkü? Hocam çok teşekkür ederim. Pandemi var, nereye gidiyorsun abi? Yani. Sen dolayı da. Pandemi var. Mehmet Ayan da kendine öyle bir rol biçti ki sanki hani Gordon Milne işte ileride Feyyaz Mehmet Ayan oynayacak demiş gibi öyle bir gurur. Halbuki işte yayındasın hocam birlikte. Peki Rıza hocam tekrar telefon attığımızda. Hocam Hakan Arslan'ın pozisyonunu konuşuyorduk. Size enteresan bir şey söylediniz. Dediniz ki tribünden bir telefon gelmiş. Biz acaba yedek kulübesinden bir telefonla pozisyon ona gösteriliyordu da o mu hakeme gitti diye düşündük. Hayır hayır, o telefon kulübeden gelmedi. O telefon tribünden geldi. Yani nereden geldiyse tribünden geldi o. Ya pozisyonu biz sonra gördüm ben. Yüzde yüz çıkmış top yani. Onun konuşulacak bir tarafı zaten yok da. Ama o olaylar olmasa, Hakan onu görmese, biz 11 kişi kalsaydık bu maç böyle bitmezdi. Kesinlikle böyle bitmezdi. Maç daha değişik bir şekilde bitebilirdi. Skorun böyle olması mümkün değil yani. 3-0 olması mümkün değil yani eğer Hakan atılmasaydı, 11 kişi kalabilseydik. İşte oradaki kabul etmeme şeyi Hakan'ın, takım kaptanı olarak kabul etmediği için karşı geldi. İşte hakeme telefonu gösterdi. Bunlar ya iyi bir şey değil. Yani ne olursa olsun ilk defa biz hataya kurban gitmiyoruz. Bize bu sene de oldu, geçen sene de oldu. Normal oluyor, her takıma da oluyor bazen. Ama bunu nasıl telafi edersin? Oynayarak telafi edersin. İkinci yarıya çıkarsın. İki kattan mücadele edersin ve o maçı en kötü berabere bitirirsin. Veyahut da maç 1-0 biter yani. 3-0 bitmesi mümkün değil. Artı bizim yediğimiz ikinci ve üçüncü golde hakikaten şey bayağı yani yemememiz gereken gollerdi. Ama söyleyecek bir şey yok. Özellikle soyunma odasına girdiğimizde devre arası zaten takımın hali belliydi. Herkes gergin, kızgın. Bütün herkes hakeme kızıyor. Bir de bu bize bu sene çok olduğu için kızıyorlar yani çocuklar. Bir şey de diyemiyorsunuz. Ama ne olursa olsun yine de 11 kişi kalmamız gerekiyordu. Ben maçtan önce de söyledim. Kesinlikle kart görmeyin ve o takımımız 11 kişi kalsın. Öyle yolumuza devam edeceğiz dedik. Yani bu olaylarda Beşiktaş'la hiçbir alakası yok. Yani sadece hakem arkadaşının yaptığı şey. Yani işte görmediği şey.
Ondan çıkan olaylardan dolayı sonuç böyle oldu. Yoksa bunun böyle olmayacaktı yani. Mutlaka biz gol atardık, onu telafi ederdik. O gücümüz vardı yani. Hocam o topun dışarıya çıktı mı çıkmadı çıktı mı çıkmadı mı tartışması çok yapılıyor. Şimdi kimine göre topun bir kısmı içeride olabilir. Açıkçası bizim gördüğümüz açıda da çok karar veremedik. Siz bir fotoğraf karesinden mi gördünüz yoksa oyuncular mı size çıktığını topun tamamen? Yok, ben şeyde gördüm, televizyonda gördüm. Ve kesinlikle şey çıktı gördüm, ben de çıktı gördüm. O yüzden yani, yoksa ben ondan önce tabii ki görmediğim pozisyona ben nasıl çıktı diyeyim yani, maçtan tabii sonra gördük. Ya olabiliyor, olabilir, hata oluyor ya, bir sürü hatalar oluyor. Yani benim kızdığım o olay değil, hakemin yaptığı olay değil. Benim kızdığım olay benim oyuncumun takım kaptanının kırmızı kart görmesi, takımın 10 kişi kalması. Hani sen Beşiktaş'ta oynuyorsun, 1-0'da bitirebilirsin, 2-0'da ilk yarıyı mağlup bitirebilirsin. Ama sen o takımını eksik bırakırsan, 10 kişi oynarsan olmaz. 11-11 telafi etme şansın var. Ama sen çıkarsan, 10 kişi kalırsan tabii ki mecburen sıkıntı yaşıyorsunuz. Hocam, takımdaki oyuncuların gerginliğini geçmiş maçlardan gelen hakem hatalarına bağladınız. Sezon genelinde... Hayır, yok, bağlamadım. Ben yani şunu demek istiyorum. Hatalar hep oluyor dedim yani. Oluyor, ondan önce de oldu, ondan önce de oldu. Oluyor, geçen sene de çok oldu. Herkes oluyor, bir tek bize olmuyor ki. Yani onun için yani yapacak bir şey yok. İşte Fatih Hoca'ya da itiraz etti. 5 maç ceza aldı yani. Herkes hata oluyor. Yapacak bir şey yok. Yani benim şeyim, oyuncumuzun atılması gerekiyor. Oyuncumuzun 11 kişi olarak sahada kalmamız gerekiyor. Şimdi hakem hatası yapılmış, bitmiş. Onun dönüşü yok ki. Bizim 11 kişi sahada kalıp onu nasıl telafi ederiz? İkinci yarı oynayarak, daha çok koşarak, daha çok mücadele ederek kapatabiliriz. Ama 10 kişi kaldığın zaman sıkıntı yaşıyorsun yani. Tamamıyla sizin planlarınız da bozuldu. Belki soyunma odasına giderken 11-11 ikinci yarıyı 1-0 geride ama nasıl oynayacağız? Ben Hakan'ın atıldığını bile bilmiyorum ben. Ben içeriye girdim, dediler Hakan atıldı. Yani sarıyı gördüm, ilk sarıyı gördüm ben. Ben oyuncuların hepsini içeriye attım orada. Olaylar çıkınca hepsini içeriye attım, bütün oyuncuları. Yoksa hepsi gidiyor hakemin üstüne. Hepsini içeriye attım, içeriye geldim. Ben Hakan'ın ikinci sarısını görmedim. Hocam, yani ben ona göre kafamda bir plan program hazırladım hemen, evet, yapacağız diye 11 kişi. Hakan atıldı deyince tabii ki mecburen orta sahada 2 kişi kalmak zorunda kaldık yani. Yine de atak yapmayı çok istedik, çok düşündük. Bir tane Yasin'in güzel bir pozisyonu var, belki onu değerlendirse olabilirdi yani. Hocam, Feyyaz Uçar Hoca'nın da bir sorusu var. Sayın hocam, saygılar sunuyorum. Merhaba Feyyaz, merhaba kardeşim. Öncelikle başkanınız Sayın Mecnun Odayakmaz'ı ve şahsınızın konuyla ilgili, bu pozisyonla ilgili tavrınızdan dolayı tebrik ediyorum. Gerçekten örneksiniz, her zaman olduğunuz gibi. Sadece bir şey soracağım hocam. Bir teknik adam gözüyle Beşiktaş'a karşı maçınızı hazırlarken Beşiktaş'ın sizce zayıf tarafları neydi? Yani oyun planınızı neyin üstüne kurguladınız? Ben onu merak ettim. Yani şimdi Feyyaz Hoca, bu Beşiktaş'la ilgili bence yani şeye fazla konuşmaya gerek yok. Yani taktikle ilgili veyahut da Beşiktaş'ın neresi zayıf, neresi kuvvetli. Beşiktaş takımı bu. Her açık vermeyelim kuvvetli diyorsun hocam. Yani her tarafı kuvvetli. İyi kadroları var. Gerçekten iyi bir kadroları var. Girenle çıkanla hepsi aynı ayarda oyuncular. Tedbir mi düşündün hocam? Yoksa yani tedbir almayı mı düşündün yoksa vurmayı mı düşündün? Vallahi Feyyaz Hoca, sen benimle çalıştın. Ben içeride de dışarıda da galibiyet oynarım. Kesinlikle benim kafamda evet, öyle hocam, beraberlik vardır. Duymak istediğim buydu hocam. Teşekkür ederim. Evet. Takımını tamam, çok beğeniyorum hocam. Sen de çok değerli bir teknik direktörümüzsün. Mutlaka başarılı olacağına eminiz hocam. Burada seni seven çok kardeşlerim var. Mehmet özellikle seni çok sever. Hocam, saygılar sunarım. Mehmet Ayhan, Evren kardeşim, Evren Turan. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar hocam. Mustafa, Konya sporlu olmasına rağmen sana ayrıca bir hayranlığı var. Sana saygılar, sevgiler, başarılar diliyoruz. Sağ olun. Herkese iyi akşamlar. Hocam çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyoruz. Evet, hocanın söylediği enteresan nokta, ben o pozisyonu gördü diye düşünmüştüm ama hoca da diyor ki soyunma odasına girdim, ben sarı kartı gördüm, ikinciyi görmedim. Bana dediler ki ikinciyi de gördü. Hakan kırmızı kart. Taca mesela %100 dışarıda diyor hocam. Dışarıda diyor, evet.